Nisan 2021 kira artış oranı belli oldu. İşte kira artış oranı Nisan 2021 hesaplama örneği. Nisan ayı 2021 kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre de %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre de %16,19 ve 12 aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti. Buna göre Nisan ayında kiracılara %13,18 oranında zam yapılabilecek. Mevcut kira bedeli. Nisan ayı kira artışı hesaplama. Mevcut kira bedeli 1000 TL. Zam oranı 13,18. Zam bedeli 131,8 lira. 1138,8 lira. Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık 115,61, aylıksa 0,91 arttı. TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve 12 aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti. Buna göre Mart ayında kiracılara 12 aylık ortalamalara göre %12,81 oranında zam yapılabilmişti. Ocak ayı kira artış oranı hesaplama örneği. Mevcut kira bedeli 1000 TL. Zam oranı 12,28. Zam bedeli 122,8 lira. Zamlı kira bedeli 1122,8 lira. Yasal kira zammı nasıl yapılır? Ev ve iş yeri kiralarında geçen yılın başına kadar taraflar aralarında farklı bir oran belirlememişse üretici fiyat endeksindeki artışlar dikkate alınıyordu. Geçen yılın başında yürürlüğe giren yeni düzenleme ile kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE'ye göre belirlendi. Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre kira artış oranı kira sözleşmesinin doğduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak. Yüksek kira artışında mahkeme yolu açık. Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce o ayın açıklanan zam oranlarını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkı oluyor. Nelere dikkat edilmeli? Kiraya verenin mülk sahibi olduğuna ilişkin tapuyu ya da vekaleti görerek kontratı doldurun. Kontrata mülke ilişkin bilgiler olan adres, mülkün niteliği gibi temel bilgileri yazın. Daha sonra kiraya veren ve kiracı ilişkin kişisel bilgileri eksiksiz doldurun. TC kimlik bilgilerinin yazdığından emin olun. Kiralayanla anlaştığınız kira bedelini ve ödeme tarihlerini de yazın. Kira kontratında bulunan tarihlerin doğru olmasına dikkat edin. Kiralanan mülkün içindeki demirbaşlara ait bilgileri doldurun. Kira kontratını kefiller huzurunda imzalamanız çok daha sağlıklı olacaktır. Kira kontratının bütün sayfalarında her iki tarafın imzaları mutlaka olmalı. Yine sözleşmeye göre kira bedelinin yatırılacağı banka hesap bilgilerini ve ne şekilde yatırılacağını detaylı olarak yazın. Kira kontratında depozitonun içeriği ve hangi şartlarda iade edileceği açık bir şekilde belirtilmelidir. Eğer depozito verdiyseniz hangi tarihte ne kadar verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alacağınızı belirtmekte fayda var. Kira bedeli havale veya EFT olarak gönderilecekse 2021 yılı Şubat ayı kira bedeli şeklinde bir açıklama göndermelisiniz. Kontratın bundan sonraki kısmı matbu şekilde yasal hükümlerle doludur. Burayı okuduktan sonra imza aşamasına geçebilirsiniz.